5 katlı bir bina burası. Şu an bulunduğumuz bölüm Eskişehir'de canlandırılmış. 1929 yılında hizmet açılıyor. 3. Genel Müdürlük Binası burası. O dönemde de zemin kat bir banka şubesi olarak kurulmuş. Görmüş olduğunuz mobilyalar replika, orijinal değiller. Aslında bu şekilde yapıldılar. Hemen sağ tarafta orijinal halinde görebiliyoruz şurada. Çalışma alanları da yine aynı şekilde aslında uygun yapıldı. Orada da fotoğraflarını göreceksiniz. Bu alanda bankaya ait belgeler, fotoğraflar. Karşı alanda tam o dönemde 30'lu 40'lı yıllarda bankacıların kullandığı eşyalar sergileniyor bu alanda. Orta alanda ise müzeyde adını veren İktisadi Bağımsızlık sergisi var. Çok kısaca İktisadi Bağımsızlık adına ülkede neler yapıldı, İş Bankası kimin arasında bununla ilgili bir sergi. Bilgilerim. Bunun için de birinci kat özellikle oraya görmenizi tavsiye ederim. Tarih salonlarımız var. Makam odaları, toplantı salonları var. Oradaki asma uygun şekilde korunmuş alanlar var. Bunun dışında şu an ikinci katta reklam sergimiz, dördüncü katta da İstiklal sergimiz var. Tüm bu alanları gezebiliyorsunuz dediğim gibi. Kiralık kasalar ve sanat galerimiz pandemi dolayısıyla kapalı. Bahsettim sana. Müze, haftanın pazartesi günleri ve Ramazan ve Kurban Bayramlarının ilk günü hariç her gün saat 10-18 arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir. Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türkiye İş Bankası 1929 yılında İtalyan asıllı mimar tarafından inşa edilen Ankara Ulus'taki tarihi binasını müzeye dönüştürmüş. Bankanın kurucusu Atatürk'ün askeri zaferler ancak iktisadi zaferlerle kalıcı olabilir söyleyişinden etkilenerek Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi adı verilmiş. Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi 2 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilen törenle açılmış. Müzenin giriş katı orta bölümünde Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren ülkemizin iktisadi bağımsızlık yolunda attığı adımlar bankanın tarihiyle birlikte fotoğraf, belge, obje ve filmlerin sergilendiğini görüyoruz.
bir diğer toplantı salonu, sadece toplantı salonumuz ve diyaloğu tablosunu görüyorsunuz, mavi salon. İş Bankası'nın Mustafa Kemal'in Türk tarafından kurdu. Bu nedenle ziyarete gelmiş. Gördüğünüz hemen sol taraftaki siyah plastik müze çıkmışsan diyaloğu tablosu.
Kırmızı ok. İş Bankası'nın Ankara Ulus'taki tarihi binasının 4. katında açtığı Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi, Milli Mücadele'nin 100. yılında İstiklal başlıklı sergiye de ev sahipliği yapıyor. İlk ayağı İstanbul'daki Türkiye İş Bankası Müzesi'nde açılan sergi, Atatürk'ün liderliğinde milletle el ele verilen milli mücadeleyi Ankara ayağında da 1000'e yakın belge, fotoğraf, film ve objeyle anlatarak ziyaretçileri 100 yıllık bir tarih yolculuğuna çıkarıyor. Hazırlanan sergi 10 yıllık savaş, mütareke ve işgal, direniş ve kuvayi milliye, düzenli ordu ve sathı müdafaa, hukuk ve taarruz, istiklal ve cumhuriyet olmak üzere 6 bölümde bilgi ve belgeleri ziyaretçilere aktarıyor. Kurtuluş Savaşı'na dair şimdiye kadar hazırlanmış en kapsamlı sergilerden biri olma özelliği iddiasında bulunan sergi, savaşa dair askeri objeler, o dönem kaleme alınmış günlükler, notlar, savaş sırasında hazırlanmış ve savaşın seyrini belirleyen haritalar ile cephelerde komuta kademeleri arasındaki emirler görülebiliyor. Sergideki projeksiyonlarda milli mücadele dönemine ait farklı belgeseller ve ziyaretçiler etkileşimli ekranlar sayesinde sergide yer alan tüm kişi, belge ve objelere dair ayrıntılı bilgilere ulaşabiliyor. O dönemde yayınlanmış Minber, Tasviri Efkar, Memleket, Ati, İktam gibi gazeteleri, muharebeler sırasında milli mücadeleyi anlatan propaganda afişlerini, dünya basınıyla yapılan mülakatları da bu sergide görmek mümkündür.